Merhaba sevgili öğrenciler, LGS hazırlık İngilizce sorularını çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuzda Meryem'in arkadaşlarının konuşmalarını görüyoruz. According to the information above, who thinks Mary is supportive? Sorumuzda yukarıdaki bilgiye göre kim Mary'nin destekleyici olduğunu düşünüyor şeklinde bir ifade var. Konuşmalarımıza bakalım. Mary always backs me up, diyor Helen. Mary beni her zaman destekler. She is always fashionable and attractive, diyor Sue. O her zaman modaya düşkündür ve çekicidir, demiş. She is always relaxed in manner and character, diyor Jane. O her zaman davranışlarında ve karakterinde rahattır, diyor. Daisy ise she never tells lies. Hiçbir zaman yalan söylemez, diyor. Şimdi hiçbir zaman yalan söylemiyorsa honest ifadesi uygundur bu kişi için, Mary için. Relaxed in manner and character diyorsa da laid back ifadesi daha uygundur. Fashionable kelimesi için de trendy daha uygundur. Back up ifadesine gelince supportive ifadesini karşılayan kelimemiz back me up'tır. Şu şekilde gösterelim size. Doğru cevabımız dolayısıyla Helen oluyor. Bir diğer sorumuzda ise cevap cümlesi verilmiş. Bizden doğru soruyu bulmamız isteniyor şıklardan. She was the first woman to win a Nobel Prize. Nobel ödülü alan, kazanan ilk kadındı ifadesi var cevabımızda. A şıkkına baktığımızda who was one of the great composers? Büyük bestecilerden birisi kimdi, diyor. Bir şahıs ismi soruluyor. B şıkkında ise why was Albert Einstein famous all over the world? Dünya çapında neden ünlüydü Albert Einstein? Neden cümlesi isteniyor? C şıkkında do you know anything about Marie Curie? Marie Curie hakkında herhangi bir şey biliyor musun? D şıkkında ise can you give me some information about Edelbred? Edelbred hakkında biraz bilgi verebilir misin, diyor. Edelbred piyano sanatçısı. Marie Curie Nobel ödülü alan ilk kadındı. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Bir diğer sorumuzda ise bir kısa bir metnimiz var. In the passage above, which question is not answered, diyor. Hangi soru cevaplanmamıştır, cevaplandırılmamıştır metnimizde? Meta is interested in TV series. Meta TV dizilerine ilgi duyar. He watches them 3 or 4 hours a day. Günde 3 ya da 4 saat izler onları. He has some favorites. Birkaç sevdiği var, favorisi var. He loves watching them because he thinks they are very exciting. Onları izlemeyi sever çünkü onların çok heyecan verici olduğunu düşünür. A şıkkına baktığımızda what does Mete like watching? Ne izlemeyi sever, diyor. Cevabımız TV series. B şıkkında how many hours a day does Mete watch TV, diyor. Günde kaç saat izler televizyon? 3 or 4 hours a day cevabımız burada. C şıkkında ise why does Mete like watching TV series? Neden seviyor izlemeyi? Because he thinks they are very exciting. Cevabımız bu şekilde burada. Son şıkkımızda which channel is his favorite, diyor. En sevdiği kanalı sormuş. Bununla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Burada birden not ifadesine dikkat ediyoruz. Bir diğer sorumuzda ise tablo görüyoruz. Tablomuza göre soruyu cevaplayacağız. According to the chart above, which statement is correct? Doğru olan ifadeyi bulacağız.
Çocukların boyları verilmiş burada. Burada ise kiloları verilmiş. Mete is shorter than Kemal, but he is heavier than Kemal. Mete Kemal'den daha kısadır ama daha ağırdır. Mete'ye bakıyoruz 1.72, Kemal'e bakıyoruz 1.85. Daha kısa olduğu doğru. Mete'ye bakıyoruz 70 kilo, Kemal'e bakıyoruz 79 kilo. Daha ağır olduğu doğru değil. Dolayısıyla bu şıkkı eliyoruz. B şıkkına baktığımızda Kemal is taller and heavier than Ahmet and Tolga. Kemal'in boyu 1.85, kilosu 79. Ahmet ve Tolga'nın ise 1.65, 1.70, 72, 69. Doğru değil mi? Doğru cevabımızı bulduk. Diğer şıklarda Tolga Ahmet'ten daha hafiftir. Ahmet Tolga'dan daha kısa ve daha ağırdır diyor. Bunlar da yanlış olan seçeneklerimiz. Bir diğer sorumuzda doğru seçeneği bulacağız. İki seçenek arasından birisi doğru. Amanda is keen of on fashion. She likes wearing trendy, ridiculous clothes demiş ilk cümlemizde. Keen ifadesi onla devam etmeli. Amanda modaya düşkündür diyoruz bu şekilde yazdığımızda. She likes wearing trendy, ridiculous clothes. Burada ise modaya düşkünse modaya uygun kıyafetler giymeyi sever deriz. Dolayısıyla doğru cevabımız trendy oluyor. Ridiculous, komik, gülünç anlamında. İkinci sorumuzda Sandra usually never listens to rock music. She can't stand it demiş. İkinci cümlemize baktığımızda katlanamaz, dayanamaz anlamında bir ifade var. Dolayısıyla rock müziği hiçbir zaman dinlemez diyoruz değil mi? Üçüncü sorumuzda ise I prefer watch TV in the evenings demiş. Prefer ifadesinden sonra gelen fiilimiz ing'de kısaldığı için doğru cevabımız watching olacak. Dördüncü soruda ise when, how often do you go camping? Sometimes cevabı verildiğine göre ne zaman, ne sıklıkta kamp yapmaya gidersin diyor. Bazen dediği için cevabımızda how often sorusu en uygun seçeneğimiz. Beşinci sorumuzda John loves rock concerts. He thinks they are unbearable, terrific. Rock konserleri sever diyor. Dolayısıyla müthiş olduklarını düşünür. Unbearable burada katlanılmaz anlamında. Altıncı sorumuzda ise I love hate going to the theater. It's very boring. Çok sıkıcı dediğine göre tiyatroya gitmekten nefret ediyorum derim. Yedinci sorumuzda Bob likes wearing jeans and t-shirts. He prefers serious casual clothes. Evet, kot pantolon ve t-shirt giymeyi sever dediğine göre günlük kıyafetlerden hoşlanır. Yani günlük kıyafetleri tercih eder diyoruz burada. Serious, ciddi anlamında. Sekizinci ve son sorumuzda ise Tony is a snob or teenager. He thinks he is better than other people. Diğer insanlardan daha iyi olduğunu düşünür dediğine göre Tony'nin burnu havada snob bir kişi olduğunu düşünebiliriz. Teenager, ergen, genç anlamında. Bu bölümde ise eşleştirme sorularımız var. İlk sorumuza bakalım. How do you go to the gym? Spor salonuna nasıl gidersin diyor. Bir araç bulmamız gerekiyor cevap olarak burada. Bakıyoruz. My mom drives me there. Evet, A şıkkında annem beni oraya arabayla götürür ifadesi var. En uygun cevabımız budur. How many close friends do you have? Kaç tane yakın arkadaşım var sorusuna cevap olarak ise bir sayı ifadesi bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz.
More than three. Bunu da eledik. Bu şekilde işaretleyelim. How often do you go skating? Ne sıklıkta paten kaymaya gidersin diyor. Bir sıklık belirten bir ifade bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz. Twice a week. Haftada iki kez. En uygun cevap. When do you attend art club diyor dördüncü sorumuzda. Resim kulübüne ne zaman katılırsın? Bir zaman ifadesi, bir gün, tarih bulmamız gerekiyor. Evet, o da on Monday and Friday, pazartesi ve cuma günü. Beşinci sorumuzda who helps you with the cooking demiş. Yemek pişirmeye kim yardım eder? Yemek pişirmeye kim yardım eder diyor. Bir kişi ismi ya da anne, baba, herhangi bir kişi bulmamız gerekiyor doğru cevaplarda. Evet, Peter. Peter doğru cevap burada. Where do you take yoga classes diyor altıncı sorumuzda. Yoga derslerini nerede alırsın? Bir yer bulmamız gerekiyor. Yine gym. Bir spor salonu anlamında doğru cevabımız. What time do you have basketball practice? Basketbol çalışmanı saat kaçta yaparsın diyor yedinci sorumuzda. Saat ifadesi bulmamız gerekiyor. O da at half past four cümlesinde. Ve son sorumuz whose concert do you usually attend? Kimin konserine genellikle katılırsın demiş. Steve Perry's ifadesi doğru burada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.